Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Türkiye'de güzel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden üst üste güzel adımlar geliyor. Biliyorsunuz az önce geçtiğimiz dakikalarda canlı olarak ekranlara getirmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı netleşti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce adı çok ön plana çıkmıştı son günlerde. Dedik ki CHP'den üst üste güzel adımlar geliyor. İlk adım bu erken seçim kararının açıklanmasından sonra İyi Parti'ye geçen 15 vekille CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan müthiş bir operasyondu. Ardından ittifak için çok önemli bir adım attı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin de dahil olduğu 4 partiyi ittifak çatısı altında topladı. Şimdi ittifak yapısıyla seçime gidecek Cumhuriyet Halk Partisi ve son adımda yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte alınan karar neticesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Bütün bunları konuşacağız. Bu arada Muharrem İnce'nin afişleri de hazır sevgili seyirciler. Salonda tüm hazırlık devam ediyor. Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda Ankara'da. O görüntüleri de getirelim ekrana. Evet, Türkiye'ye güvence Muharrem İnce şeklinde Cumhurbaşkanlığı forsuyla birlikte afişler yavaş yavaş asılmaya başlandı salonda ve yarın sabah yine 9.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin adaylığını resmen açıklayacak. Ardından iki isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin bu salonda yaptığı konuşmanın ardından Hacı Bayram Camii'nde Ankara'da cuma namazı kılacaklar ve oradan da yine birlikte omuz omuza birinci meclise doğru bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Atatürk'ün izinde, Atatürk'ün ışığında şiarıyla büyük bir yürüyüş olacak. Evet ve konuğumuz da Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar. Bütün bu güzel gelişmeleri önce onunla konuşacağız. Sayın Akpınar hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem tabii ki tüm Türkiye'ye. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm Halk TV izleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Evet. Tabii ülkemizde basın özgürlüğünden bahsedemediğimiz bir süre içerisinde böyle bir günü kutlamanın da hiçbir anlamı olmadığını görüyoruz. Ama özgür bir basın organı olan Halk TV'den bu kutlamayı yapmamızın da gayet doğru bir davranış olacağını düşünüyorum. Tüm basın emekçilerinin bu anlamlı gününü kutluyorum. İşte o özgürlüğe kavuşacağı gün artık çok yakın. 24 Haziran'da bugün o özgürlükleri kısıtlanan gazetecilerin 3 Mayıs'larda daha özgürce kutlayacağı günler olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Evet. Ki yani yandaş diye tanımladığımız gazeteciler de bundan faydalanacaklar. Onlar da merak etmesinler. Çünkü onların da haklarını savunuyoruz. Onların da ne kadar zor şartlar altında kalemlerini oynattıklarını hepimiz biliyoruz. Bu baskı cumhuriyetinde, bu korku cumhuriyetinde onlar da bir ekmek parası için bazen onu yapıyorlar ama bir basın kalemini satmamalı diye de her zaman düşünürüm. Kesinlikle. Evet, önemli bir süreç. Tabii Sayın Genel Başkanımız yarın saat 10'da açıklamadığı sürece ben hala bunu ifade etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer basınımızın bir başarısıysa bunu öğrenmek, onun için basını kutluyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden en yetkilisinden, en yetkisine, en sade üyesinden, en donanımlı üyesine kadar görev anlamı içerisinde tanımladığımız kişiler sorumluluk sahibi olup Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklanmasını genel başkanımıza bırakmalılardır. O açıdan genel başkanımız yarın 10'da açıkladığında adayımız hakkında konuşabiliriz. Ama Muharrem İnce ismi doğru bir isim. Basınımızın söylediği kadarıyla ne kadar tabii yarın ne olacak onu bilemiyoruz ama. Siz gene tabii opsiyonlu konuşuyorsunuz şunu, haklı olarak. Şunu söyleyeyim yani opsiyondan öte sonuçta sen genel başkan bir açıklama yaptı. Cuma günü saat 10'da açıklayacağız diye. Evet. Merkez Yönetim Kurulumuz bu konuda hiçbir açıklamada bulunmadı. Hı hı.
parti sözcüğümüz bir açıklamada bulunmadı. Bulunmadığı sürece bizlerin de böyle bir açıklamayı yapmamız ya da Muharrem Bey'i arayıp da tebrik etmemiz, onunla kucaklaşmamız da doğru değil. Evet. Yarın hep beraber kucaklaşırız. Büyük bir heyecan var tabii. Az önce de söyledim. Hakikaten Türkiye'de insanlar artık uzunca bir süredir bu üst üste yaşananlardan dolayı inanılmaz bir umutsuzluk, ümitsizlik içindeydi. Mutsuzdu, yani yüzler mutsuzdu ama bu son günlerde yaşanan gelişmeler büyük heyecan uyandırdı. Şunu söyleyeyim size, buradan izleyicilerimiz bu ifadelerimde dışarıda da çok rahatlıkla konuşsunlar. Türkiye'ye demokrasiyi getirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi dediğimizde karşı tarafımızdaki insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde demokrasi mi var diye eleştiriyordu. Adaleti getireceğiz diye Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a kadar kararlı bir şekilde hiç yılmadan yürekli bir biçimde yürürken alaycı tavırla bakıyorlardı bize. Bugün işte demokrasiyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun getireceği, şayet yarın açıklayacağı Muharrem İnce ismi ise getireceği işte yarın belgelenecek. Neden? Çünkü karşısına çıkan bir genel başkan adayını cumhurbaşkan adayı olarak açıklayacak. Aynı durum diğer siyasi partilerde AKP'nin içerisinde olsa hemen linç kampanyası başlatıyorlar. Ki son dönemde kendi içlerinde olan o çatışmayı da toplum bugün çok açık bir şekilde görüyor. Yani aslında bugün AKP'nin ülkeyi ne kadar kötü yönettiğini ve ne duruma getirdiğini burada ifade etmemize gerek yok. Sokakta insanlar bunu fazlasıyla yaşıyor. Yani Türkiye'de ne yazık ki bir sürekli bir algı operasyonuyla hayat devam ediyor. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı bir gün önce başka şey ifade edip bir gün sonra bunu tam tersi bir şekilde değiştiriyorsa toplumun bir kez genleriyle oynadılar. Yani toplum şaşırdı artık. Yani ne yapacağını, ne diyeceğini, nasıl bir yaşam sürdüreceğini de şaşırdılar. Hani seçim olmayacaktı, hani ülkede her şey güllük gülistanlıktı. Bir ülkede her şey güllük gülistanlıksa, her şey normal yolunda seyrediyorsa o zaman niye seçime gerek var? Yani sizi zorlayan ne bu kadar? Yani 2002'den bugüne kadar ülkeyi yönetiyorsunuz. Kendi tabirinizle tek kale maç yapıyorsunuz. Millet de sıkıldı zaten bundan. O sıkıntıyı demek ki 24 Haziran'da toplumu rahatlatmak için önüne sandığı getirdi. Bence Türk halkı artık bir siyasi parti seçiminden öte, bir kişi seçiminden öte ülkenin geleceğini seçeceğini ve belirleyeceğini görerek sandığa gitmeli. Tam da öyle bir seçim bu Sayın Kesinlikle. Akınlar. Gerçekten öyle. Bakın bugün eğitim sistemi bir toplumun genetiğidir, genidir bir toplumun. Onu allak bullak ettiler ve Atatürk'ün ismini kaldırmaya başladılar. Bütün mesele şu, ben devlet başkanı olayım, istediğimi ben yardımcımı yapayım. 2023'te de Cumhuriyet'in 100. yılında yeni cumhuriyetle Türkiye'yi buluşturayım. Yani bunu isteseydi İsmet Paşa devam ederdi. Adını anmak istemediğiniz İsmet Paşa bu ülkeye demokrasiyi getiren insan. Evet. Çok partili sistemi getiren bir insan. O zaman getirmezdi. Atatürk'ten sonra devam edebilirdi. Ne 46'da deneme yapardı ne 47'de ikincisini yapıp da bu seçimleri yapardı. 70'li yıllara kadar da getirebilirdi. Ama ne yaptı? Demokrasiyi getirdi. Demokrasiyi getirenlere dil uzatmak bir kez demokrasiyi ortadan kaldıranlara düşmez. Tek adam, evet Mustafa Kemal Atatürk sonuçta cumhuriyeti kurdu. Yıkılmış bir imparatorluktan yepyeni bir cumhuriyet. Toy cumhuriyet diye adlandırdıkları cumhuriyet olmasaydı bugün ne kendileri cumhurbaşkanı olabilirdi ne bizler belediye başkanı olabilirdik. Bugün belki ismimiz bile farklı olabilirdi. Olabilirdi, evet. Yani Hüseyin çok değil farklı. Hüseyin olabilirdim yani bilemiyorum. Oraya gelirdi. Bu toplumun ayağında çarık yokken çarığı giydi. Ve o toy cumhuriyet Türkiye'nin hem ekonomik hem eğitim hem siyasal açıdan
gelişmesini, toplumsal gelişmeyi, kadın haklarını, kadının toplumda var olmasını sağlayan o toy cumhuriyet kurduğu fabrikalarla hem sosyalleşmeyi sağladı hem de ekonomik hayatı milli sermayeyle belli bir noktaya getirdi. Sizler ne yaptınız? Bu sermayenin hepsini zaman içerisinde tek tek sattınız. Hazine boşaldıkça yeni özelleştirmeler yapıldı. Yani bugün Türk tarımı ortada. Şimdi Türk çiftçisi eğer bu zihniyeti oy atıyorsa toplumda ciddi bir problem var demektir. Kendisini sorgulamalı. Tutup da özel tüketim vergisini getirebiliyorsa gübreye özel tüketim vergisi getiriliyor. Yani ne demek ya? Sen neler, zaten neler yaşandı, evet. Siz zaten dünyanın neredeyse en pahalı mazotunu veriyorsunuz çiftçiye. Yani çiftçi gübre atacak. O gübreden de diyorsunuz ki özel tüketim vergisi alınacak. Evet. Şimdi bu, böyle bir adalet olur mu? Gerçeği böyle bir ekonomi olur mu? AKP iktidarı gerçekten. Şimdi bir de işte MHP ile ortak hareket ettiği bir Cumhur İttifakı var ama karşısındaki ittifak çok kuvvetli. Cumhuriyeti yaşatacağız. Siz de az önce özetlediniz, evet. AKP iktidarı boyunca AKP'nin neleri geriye götürdüğünü. İşte tek adam olmakla eleştirdiği bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ardından ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, adını anmak istemiyorlar ama parlamenter sistemi Türkiye'ye getiren, evet. Ve biz de yaşatacağız bunu. Dolayısıyla bu seçim o açıdan da büyük önem taşıyor. Türkiye işte demokrasiyi, hukuku, parlamenter sistemi yaşatacak mı, yaşatmayacak mı? Onun çok önemli bir virajındayız. Dolayısıyla atılan adımlar çok çok önemli. Bakın 2018'in ilk 3 ayında 30 bin esnaf kepenk kapatmış. Evet. 30 bin esnaf. Emekliye ikramiye veriyor. Daha ikramiye cebe girmeden döviz yükselmesiyle ve piyasadaki zamlarla beraber zaten eriyip gidiyor. Yani bir toplumla alay etme gibi bir durum var. Bakın MHP ile ittifak dediniz. Onunla ilgili ben bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi 1950'li yıllarda çok partili sisteme o geçişin ilk yıllarında Demokrat Parti miting yapıyor. Mitingde Adnan Menderes'ten önce işte konuşmacılar var. O konuşmacılardan bir tanesi de Muhittin Paşa. Muhittin Paşa kalabalık o halka hitap ederken etmeden önce pardon yanındakine diyor ki bak diyor öyle bir şey söyleyeceğim ki diyor yer yerinden oynayacak. Ne diyeceksin paşam diyor yanındaki. Böyle böyle diyeceğim. Yapma paşam etme. Bak sen görürsün. Çıkıyor konuşmasının bir bölümünde. Ey ahali bu İsmet Paşa var ya bu İsmet Paşa asker kaçağı diyor. Ve toplum İnanılmaz bir şekilde alkışlıyor Muhittin Paşa'nın konuşmasını. İsmet Paşa'yı da yuhalıyor. Şimdi şunu düşünmüyor ya, adına savaşlar olmuş. Bu adam komutan cephede, bu adamın sonuçta... Onu sorgulamıyor. Evet. Yani bir anda orada toplumu farklı bir nokta gidiyor. Şimdi AKP ile MHP'nin yaptığı farklı değil yani. Toplumun zekasıyla alay etme gibi bir durum var. Yani... Eskiden 50 yıllarda sosyal medya yoktu. Şimdi sosyal medya var. Google tabii, yazın, yani MHP liderinin açıklaması diye yazın. MHP liderinin açıklamasını Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediklerini herkes dinler. Evet, ne oldu yani Türkiye'de? Ne değişti? Ne gidecek efendim? Ülke elden gidiyor, bağımsızlığı elden gidiyor. Orta Doğu bataklığına soktunuz ülkeyi. Eğer bugün Orta Doğu'nun bir Mustafa Kemal Atatürk'ü olmuş olsaydı, Orta Doğu bugün kan gölüne dönmemiş olurdu. Orta Doğu tek adamlığın sonucunu yaşadı. Eğer siz insanları çıkıp kimlikleriyle yargılarsanız, Alevi, Sünni, Çerkez, Türkmen, Batılı, Doğulu, Orta Anadolu diye siz insanları bu noktaya getirirseniz, bu toplum bir gün patlama noktasına gelir. Bugün eğer toplum birbirine girmediyse o da cumhuriyete borçlu. Ulu Önder öyle bir cumhuriyet ilan etmiş ki çok sağlam temeller üzerine. O güçlü cumhuriyet toplumu hala sımsıkı ayakta tutuyor ve tutmaya da devam edecek. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün isminden rahatsız oluyorlar.
Ama son günlerde bir böyle sempatik açıklamalar da geldi. O sempatiklerini falan onlar hepsi. Bakın bütün dert ne biliyor musunuz? Nasıl olur da bunca yıl geçer hala bir liderin heykelleri hala ayakta durur. Hala heykeller yapılır. Ve bu liderin hala söylediği sözler gündemde olur. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın gündeminde. Yani bugün tüm mazlum halkların kurtarıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk, dünyada önemli bir lider. Yani ilk cumhuriyeti kurduğunda 10 yaşındaki bir İngiliz çocuğun ataya yazdığı mektup ve atanın da ona kendi el yazısıyla cevaben yazdığı mektup, bir liderin dünyanın neresinde olursa olsun insana duyduğu saygıdır. Şimdi Türkiye'de iktidar sahipleri insana saygı mı duyuyor? Ananı da al git dedi, affedersiniz. Yani evet. İnsanları aşağıladı. Miting meydanlarında işçi isyan etti. Karga tulumba, işçinin ağzı burnu kırıldı. Miting meydanlarından atıldı. Mağdur insanlar var. Asker var mağdur. Er, FETÖ'cü diye içeride. Asıl FETÖ'cü kim? Evet. Yani, şimdi bu sözünü ettiğiniz kişi mevcut Cumhurbaşkanı bütün yetkileriyle daha da genişlemiş bir şekilde aday önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye yönetmeye, bütün bunları kendi halkına yapan bir lider. Dolayısıyla çok iyi karar vermek lazım. Ne istiyorsunuz? Kesinlikle. Ne istiyorsunuz? Bu seçim o açıdan çok önemli. Ekonomi sizin dediğiniz gibi çok ağır bir tablo ile karşımızda. Bütün çalışan kesim, intiharlar yaşanıyor. Yani genç intiharlar, çocuğuna yiyecek alamadığı için intihara kalkışanlar, kendini yakanlar. Cebinden 25 kuruş para ya. Çıkıp da yani evime, çocuğuma ekmek götüremiyorum diye kendini atmaya çalışan insanlar var. Yani çok dramatik yaşam öyküleri var. Bakın ben belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar yaptığım hizmetlerle toplumun içerisinde birlikte yol yürümekten gayet mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok. Ama istihdam noktasında gelen talepler İzmir'de, Karşıyaka'da, Anadolu'da değil yani Karşıyaka'da. Evet, yani. Daha rahat olduğunu düşünüyoruz şimdi. Evet. Orada insanlar bir ekmek parası için kapıda bekliyor, anlatıyoruz. İstihdam politikasını anlatıyoruz, belediyelerin durumunu anlatıyoruz. Bakın bugün belediyeler resmen bitmiş tükenmiş durumda. Taşeron yasasını çıkarttılar. Taşeron yasasını çıkarttılar ama yeni bir taşeron sistemini aslında getirdiler. Yani evet. Belediye şirketinde ve 3 yılda bir sözleşme imzalayacak. Kaynak gösterdin mi? Göstermedin. Hüküm bir yıldan fazla hüküm giymişlere imzalayamazsınız dediler. İsyan ettik. İlk Karşıyaka Belediyesi bu konuda tepkisini ortaya koymuştur. Bundan geri adım attılar. Ama Türkiye'de emekli çalışanların, emekli olup da yine çalışanların işlerine son vermek durumunda kaldık. Sanki Türkiye'deki emekliler Norveç'teki emeklilerle gibi. Bakın Norveç'teki emekliler bizim İzmir'de termal tesislerine gelir. Balçova'da sağlık turizminden faydalanmak için gelirler 3 hafta, işte 4 hafta kalırlar. Bizim İzmir'deki emekliler daha gidip de termal tesisini görmemişlerdir bile. Evet, çünkü emekli aldığı maaş ayaklarını orada sıcak suya sokturamamıştır bile. Mecburen çalışmak zorunda. Pazarda limon satan öğretmen var, ek iş olsun diye. Bizim Bostanlı pazarında limon satan, hatta geçenlerde de bir kadın sınıf öğretmenimiz geldi bana. Ben dedi çok iyi gözleme yapıyorum dedi. Acaba dedi ben dedi öğleden sonraları, çarşamba günü öğleden sonra akşam üzeri orada sadece bir 2-3 saatlik bir gözleme tezgahı verebilir misiniz? Çünkü üniversitede çocuğumu okutuyorum. Şimdi bunlar gerçek. Gerçek bunlar öğretmen. Bugün öğretmenlerin %87'si tükenmişlik sendromu içerisinde. Biz neyden bahsediyoruz? İşte sağ olsunlar erken aldılar kurtuluşumuz için. Evet. Toplum bu kurtuluşunu sonuçta 24 Haziran'da gerçekleştirmek zorunda. 12 Mayıs'a kadar seçmen listelerinde lütfen kontrol etsinler. Tüm tatil planlarını ona göre yapsınlar.
Atı alan Üsküdar'ı geçti dedirtmeyeceğiz bu sefer. Evet. Referandumda aldıklar onu. Biraz da vatandaşı onu dedirtmeyeceğiz. Evet. Bunu hep beraber sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Bugün toplumsal barışın gittikçe yok olduğu bir süre içerisinde toplumsal barışı 24 Haziran'dan sonra yeniden yakalayacağız. Bugün kadınların gün geçtikçe artık aşağılandığı, cinayetlerin olduğu, dayakların olduğu, tacizlerin olduğu bir ortamda artık kadınların yine o Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara duyduğu saygı ve onları kalkındırdığı gibi yine 24 Haziran'dan sonra kadına saygıyı da en üst noktaya getireceğiz. Hep makas açılıyor Sayın Akpınar. Az önce İzmir'i örnek gösterdiniz. Şimdi bir yanda İzmir'i düşünün, bir yanda işte en doğuda Kars'ı, Ağrı'yı, Hakkari'yi düşünün. Hayatlara, yaşamlar arasında ne kadar büyük fark var. Burada da kutuplaşma, makas o kadar açıldı ki artık. Bakın tam Hakkari deyince Şırnak'ta bizim bir projemiz var. Bir çocuk bin gülüş projesi. Evet. Bir çocuk bin gülüşte biz İzmir'de Karşıyaka'da hayırseverlerle beraber yaptığımız bir kampanyada çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve onlara işte Şırnak'ın köyüne, Hakkari'nin köyüne, mezrasına vesaire oralara gönderiyoruz. Ve oradaki çocuklar o armağanları alınca nasıl mutlu oluyorlar? Evet. Aslında çok büyük şeyler mi gönderiyoruz? Hayır. O çocuğun oynayacağı top yok. O çocuğun ayağına giyecek ayakkabısı yok. Kışın üzerine giyeceği montu yok çocuğun. Şimdi böyle bir sefalet yaşanıyor. Efendim ekonomi kaç milyar dolarla şöyle olmuşlar da işte Güneydoğu'da kayyum belediyeler daha iyi çalışıyormuş, daha iyi oluyormuş. Ha bunlar yerel yönetimlerde yeni bir reformu yapmak için altlık hazırlıyorlarsa yani bunu hazırlayamayacaklarını çok iyi bilsinler. Çünkü yereli eğer güçsüzleştirirseniz ve ortadan kaldırırsanız o zaman demokrasinin en büyük halka hizmetin olduğu en yakın birimi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Orada yaptığınız duble yollarla, yolsuzluklarla değil, okulların fiziki koşullarıyla o çocukların doğru eğitim alabilmesi ve o çocukların ailelerinin çocuklarına aş götürebilmesi, boğazlarından helal ekmeğe geçirebilmesi önemli. Siz orada insanları kalkındırmazsanız istediğiniz kadar müteahhitlerinize en güzel okulları yapın, o okulun hiçbir anlamı olmayacağını bilmeniz gerekir. Yani bir eğitim devrimini yaratamazsanız, bir kültür devrimini yaratamazsanız binalar okutmuyor. Tabii. Bir köy enstitüsü modelini eğitim sisteminin içerisinde bir model olarak belirleyemezseniz, aktif hale getirmez. Sıdıka avarları çoğaltamazsak biz, Türkan Saylanları daha fazla çoğaltamazsak, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguçların fikirlerini yaşatamazsak, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu saygıyı ve o eğitim devrimini hayata geçiremezsek, ülkede her bakanın geldiği ve her bakanın kendi hayallerini kurduğu eğitim sistemini hayata geçirmesi ülkeyi hiçbir yere getirmez. Evet, en önemli yatırım bir ülkede, bir siyasi partinin, bir liderin bence çocuğa yaptığı yatırım. Dolayısıyla eğitime yaptığı yatırım. Çünkü gelecek neslimizi oluşturuyor çocuklar. Kesinlikle. Sizin bu anlamda çok önemli çalışmalarınız var. Biz de zaman zaman paylaşıyoruz Halk TV ekranlarından. Evet. Sizi kutluyoruz bu Teşekkür arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Çocuklar gerçekten çok çok önemli. Kesinlikle. Biz Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'ni yaptık. 200 bininci ziyaretçisi geldi Ekim ayından bugüne kadar olan süreçte. Orası bir eğitim kampüsü. Orada doğruluğu, insana saygıyı, doğaya saygıyı, doğru enerji kullanımını, hayvana saygıyı bunları öğreniyorlar çocuklarımız. Suda yaşamı, toprakta yaşamın, havada yaşamın ne olduğunu öğreniyorlar. Yani derler ya işte tavuk mu yumurtadan çıkma, yumurta mı tavuktan çıkma diye yani çocuklara biz bunu öğretiyoruz. Karpuzun toprakta mı yoksa ağaçta mı olduğunu bilmeyen çocuklar olmasın diye uğraş veriyoruz. Ve orada dramalarla çocukları olayın içerisine sokup o sosyal sorumluluklarını, arkadaşlık duygularını, hayvana duyacağı saygıyı, trafik kurallarında uyacağı kuralları, insana trafikte göstereceği saygıyı öğretiyoruz. Bugün toplumun buna ihtiyacı var.
gerginleşen bir toplumun artık kent aidiyeti ortadan kalkmış ama çocuğa yaptığımız yatırımla onu yeniden yeni nesle kazandırmak için var gücümüze de çalışıyoruz. Evet, ne güzel. Şimdi siyaseten böyle hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemde sizinle de sohbet etme imkanı bulduk. Hep diyoruz ki artık güzel günlere uyanmak istiyoruz. Umarız 25 Haziran sabahı çok güzel bir gün olacak Türkiye'miz için. Umarım. Herkesin ortaklaştığı ama kutuplaşmadan ama birlik ve beraberlik içinde güzel günlere artık işte o çok aradığımız, özlediğimiz demokrasi, hukuk, özgürlükler onlarla buluşmak istiyoruz artık. Kesinlikle tüm toplumun bence temennisinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Geçmişte hangi siyasi partiye oy atarsanız atın. Kimi destekliyorsanız destekleyin. Ama bu seçimlerin bir siyasi parti seçimi olmadığını herkes çok iyi bilsin. Bu seçimler bir kişinin ihtirasının seçimidir. Başkanlık hevesinin seçimidir. Türkiye'nin güçlü bir parlamenter sistemi var. Bu güçlü parlamenter sistemini daha da güçlendirecek durumlar olması gerekir. Başkanlık sistemine ihtiyacı yok Türkiye'nin. Yani bugün başkanlık sistemi, Amerika'daki başkanlık sistemi gibi bir durum bile söz konusu değil. Amerika'da bir savcı devlet başkanının ayağına gitmez. Evet. Onu ayağına helal çağırır. Evet. Yani hiçbir yargı mensubu devlet başkanının önünde ayağa kalkıp da önünü iliklemez. Oturur bekler, devlet başkanı gelir, çıkar konuşmasını yapar. Ama burada bir demokrasinin yok olması var. Biat kültürünün daha da sağlamlaştırılmak istenmesi var. Ve kişisel ihtirasların da o iktidar ihtirasının da güçlenerek devam etme çabası var. Bu çabayı Türk toplumu ortadan kaldırmalı. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin evladı, bu ülkeyi çok seviyorsa o zaman bu ülkede toplumun genleriyle oynayacak ve Cumhuriyet'in genleriyle oynayacak işler de yapmamalı. Evet. Kendisi 2002'den bugüne kadar iktidar sahibi. Zaten tüm hayallerinde gerçekleştirmiştir. Yani şimdi ne hayali vardı acaba bu kadar işte alelacele bir erken seçime gidip başkanlık sistemini bu kadar arzu ediyor. Umarım bu ittifak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bulunduğu ittifak başarılı olacaktır. Ve İYİ Partisi, bugün Saadet Partisi, sonuçta Demokrat Parti, İYİ Parti ile beraber bunlar sonuçta bir Türkiye mozaiği oluşturdu. Yani bu Türkiye mozaiği başarılı olmak durumunda, yoksa Türkiye'nin geleceği önümüzdeki süreçte çok daha karanlık olma ihtimali var. Yarın Halk TV ekranlarından bu kadar özgürce konuşamayacağımız, seslenemeyeceğimiz durumlar olabilir. Hatta Halk TV ekranlarını, stüdyosunu sürekli gizleyebilir. Tam belli bir yerde olmaz. Ben bir hafta gelirim Tunus Mobil Caddesi'nde. Bir hafta gelirim. Çünkü bulunmayalım o baskı. Yani bugün böyle basına baskı varsa o günkü baskıları ben hayal bile edemiyorum. Evet, yani. Yok öyle günler düşünmek de istemiyorum ve olmayacak da inanıyoruz. Evet, umarız bu önümüzdeki günlerde tüm basın bizim kadar özgür olabilecek. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz Sayın Akpınar. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Keyifle izlemeye sizi devam ediyoruz. İyi ki Halk TV var. Halkın sesine tercüman oluyor. Olmaya da devam edecek. Bizi izleyen izleyicilerimize de tekrar iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Sizin bu sözleriniz de bizim çalışma şevkimizi daha çok artırıyor. Tekrar teşekkür ediyoruz.